artık sahaya çıkma zamanı dedik. Bizim sevdamız İzmit'tir. İzmit biziz, biz İzmit'iz. Ve yavrularımızın, torunlarımızın dünyada gezerken ben İzmitliyim deme gururunu yaşadığı bir İzmit'i inşa etmek için çalışacağımızı buradan ifade ediyorum. Hakka sığındık ve halkımıza yaslandık. Büyük yürüyüş aslında şimdi bir mesafe aldı. Şimdi asıl büyük yürüyüş şimdi başlıyor. Eğer ben vatandaşımın gözünde o samimiyeti görmesem bu enerjiyi kendimde bulamam. Az zamanda çok proje, kısa zamanda çok güzel işleri İzmit'imizde buluşturmayı başardık. Bir kişi bana haksızlık yapıldı diyorsa, ben yolda bana söylediği an ben ertesi gün hemen müdürlerle toplantıya çağırıyorum. Gece gündüz elimizden geleni yaptık. Hiç boş durmadık. Sırtımız hiç kuru kalmadı. Köylere nakış 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 işleyeceğiz. Burun bükenler, işte biraz çamur atanlar olacak. O yaramazlar her yerde var. Bunun bir ağır bir sorumluluk, vebal olduğunu biliyoruz. Zaman zaman tehdit alıyoruz. Zaman zaman küfür yiyoruz. Zaman zaman haksız yere eleştiriliyoruz. Siz de bu koltuğa bir güç katmalısınız. Oturduğunuz süre içinde. Ben hep koltuğa güç katmaya çalışanlardan oldum. Dua ederek katkı sağlayan herkese minnet duygularımı ifade ediyorum. Yapamayacağımız şeye hedef girmiyoruz. Evet. Söylediğimizi yapıyoruz, yapacağımızı söylüyoruz. İnşallah yarınlarımız, cumhuriyetimiz daha güçlü ellerde olacak. Başkan babamı olayım gene dedim. Sen dedi normal baba oldun. Büyüklerin de uygun görürse bizde görev istenmez, verilir.
işimizi yapmaya çalıştık. Çok huzurluyuz. Mevki, şan, şöhret muradımız yok. Koltuktan kalktıktan sonra ağırlığınız daha fazla olsun. Ben hep onu düşünerek çalıştım. Umarım, dilerim öyle olur. Türk milletinin en önemli özelliği aile bağlarının güçlü olması. Onlar bizim yaşam enerjimiz, bize emanet. Büyükler bizim bereketimiz. Ben büyüklere deyince güven duygum artıyor. Çocuklara deyince enerjim artıyor. Elimizden gelen her türlü desteği yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız budur. Biz de dua ediyoruz demek için yapıyoruz. İstiyoruz ki yavrularımıza daha güzel bir Türkiye kalsın. Bayrağı sevmek, vatanı sevmek lafla olmaz. Vatana hizmet etmekle olur. Yeter ki bu birliğimiz, beraberliğimiz, istikrarımız, vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz sürsün. 100 yıllar boyunca bu bütünlük sayesinde güçlü bir millet olduk. Güçlü devletler kurduk. İstiyoruz ki köyümüz köy kokusunu kaybetmesin. Köylerimiz Avrupa'nın köylerinden geri kalmayacak. Bizim başka kavgamız olmaz. Biz üretme kavgası veririz. Daha çok halkımıza nasıl hizmet edelim? Biz hazırız. Hizmet etmeye hep hazırız. Diyorsunuz, destekliyorsunuz, biz de bu işleri yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Daha güzellerini yapacağız. Hamdolsun harami helali bilerek sizin kuruşunuzu ziyan etmeden size hizmete döndürmeye çalışıyoruz. Ne için bulunduk? İşte bu millete hizmet edip hoş bir seda bırakmanın onuru için. Birbirimize ayrı gayrı demeden sarılacağız. Evet, dolu dolu bir 10 yılı bitiriyoruz. Daha dün 42 evlerde sokakta bilye oynuyorduk kısa pantolonumuzla, naylon terliklerimizle. Daha sonra çocuk hekimi olarak sizlere hizmet ettik. Daha sonra milletvekiliniz olarak vekaletinizi Ankara'da yürüttük ve derken 10 yıl
İzmit Belediye Başkanlığı. Gece gündüz alın teri döktük, gayret ettik. Daha güzel, daha iyi, daha mutlu bir İzmit'imiz olsun diye. Evet, bazen çok çalışırken yoğunluktan hatalarımız da olmuş olabilir. Onları affedin, hakkınızı helal edin. Bilin ki hatamız olmuş olabilir, o da çok yoğun çalışmaktandır. Ama size asla yanlış yapmama gayretinde ve titizliğinde olduk. Bizim bir hakkımız var da helale hoş olsun. İnşallah 31 Mart akşamı gene bu koltukta AK Parti belediyeciliğini bayrağı daha da yukarı çıkarak sürdürecek bir başka arkadaşıma, Mimar Sibel Gönül hanımefendiye sizlerin de desteğiyle devretme arzusundayım. O zaman gözüm arkada kalmayacak. Yaptığımız güzel işlerin daha da artırılarak devam edileceği, şehrimizin kazanmaya devam edeceği yeni bir AK Belediyecilik sayfası açılmış olacak. Büyükşehir'de Tahir Hoca, İzmit'te Mimar Sibel Hanım, inşallah bize daha güzel bir İzmit'i, daha güzel bir Kocaeli'yi bizim bıraktığımız yerden sağlamaya devam edecekler. Hakkınızı helal edin. Evet, gidiyoruz. Gideriz. Nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.